Arkadaşlar selamlar. Kırtasiye TV'den merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta içerisinde YKS açıklanacak. Yükseköğretim Kurumları sınavları sonuçları bu hafta büyük ihtimal arkadaşlar 17 Temmuz 2024 günü açıklanacak. Ve bundan sonra büyük bir telaş başlayacak arkadaşlar. YKS tercih işlemleri. Bu işlemlerde nelere dikkat edelim? Nasıl bir yol izleyelim arkadaşlar? Yerleştirme puanımızı nasıl planlayalım? Nelere dikkat ederim? Puana mı yoksa başarılı sıralamasına göre mi tercihte bulunalım? Ve bunun gibi bir çok soru var arkadaşlar. Bunları sizler için derledik. Özellikle kısa kısa sorular halinde cevap vermek istedim arkadaşlar bunlara. İlk önce bir planımızı oluşturalım kendi kendimize. Yavaş yavaş akacak videomuz arkadaşlar. Not defterlerinizi alın. Zaten sizler biliyorsunuzdur nasıl tercih yapılacağını, kendinizi tanıdığınız için, hedeflerinizi bildiğiniz için arkadaşlar, onlara beraber bakalım. Örnek veriyorum, tercih kaç tercihimiz var ve bunlara puanımız yeterli mi? Ne kadar aşağıya inelim, ne kadar yukarıya çıkalım yüzde olarak kendimize nasıl bir sıralama sunalım arkadaşlar? Baraj puanı ve sıralama barajı nedir, ne değildir ve benzeri birçok soru. Ve en önemlisi kısa kısa sorular arkadaşlar. Tercih yaparken ilk sıra önemli mi? Kendi puanından yüksek yerler yazılabilir mi? Nelere dikkat edelim? Bunlar gibi arkadaşlar. Belki günlük hayatınızda konuştuğunuz, arkadaşlarınızla konuştuğunuz konuları sizler için derledim. Kırtasiye TV olarak her zaman eğitimle yola çıktık arkadaşlar. Daha sonra indirimler, biliyorsunuz indirim olmazsa olmaz arkadaşlar. İndirimler de Kırtasiye TV orada. Şimdilik önümüzdeki haftalarda yeniden yerleştirme zamanı olacak. Onlara da beraber bakacağız isterseniz. Okullar açılacak, okul alışverişleri olacak. Okul indirimleri olacak arkadaşlar. Onlara da beraber bakacağız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Topluluk sayfamıza da bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. YKS'ye giren arkadaşlar başarılar. Eğer puanınız düşük gelirse arkadaşlar üzülmenize gerek yok. Ne diyeceğiz? İlk önce sağlık olsun arkadaşlar. Eğer kazanacak olanlar da şimdiden başarılar. Zaten tekrardan videolarda görüşeceğiz. Şimdiden teşekkürler. İyi izlemeler arkadaşlar.